Evet, Atatürk İnkılapları'nın ikinci bölümünde devam edeceğiz. Burada neler vardı? Sosyale bakacağız. Eğitim, kültüre ve ekonomi alanında ve diğer gelişmelerle bakacağız. Tabii sağ olsun hocalarımız ara ara bizleri ziyaret ediyor. Bazen oraya oturuyorlar, buraya çıkmıyorlar ama bugün sevdiğimiz bir abimizle beraberiz. Yedi İklim Yayınları'nın genel yayın yönetmeni Ali İhsan Atalay. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Hocam merhaba. Merhabalar, sağ olun. Nasılsınız hocam? Ne var? İyi, çok sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Vallahi bizler deyiz elhamdülillah. İşte Etrabi Hanım'la uğraşıyoruz. Video çekmeye çalışıyoruz. Ali sen abi daha evvelden video çektin mi sen? Daha önceden evet bir iki video deneyimim olmuştu. Şimdi de coğrafya kampını çekiyorum. Ha, coğrafya kampı. Coğrafya kampını çekiyorum. Değerli arkadaşlar, Ali İhsan abi bizim abimizdir. Genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Yedi İklim'de artı coğrafya. Tabii evet, ki coğrafya. Coğrafya yönetmeni, coğrafya zümre başkanı. Nasıl gidiyor yayınlar? Biz sizi geçtik herhalde. Benim hocam da. Hocam, bir anlat bakalım. Gerçekleri bir anlat bakalım piyasaya. Tabii benim hocamın da kalitesi ve öğrenciler tarafından beğenilmesi bizi gerçekten gururlandırıyor. Sağ olasın. Allah hocam razı olsun. Zaten yıllardır birlikte aynı sektördeyiz. Zaten tabii. Sizi de takip ediyoruz. Ve uzun zamanda da... Biz 2016 7 İklim'de beraberdik. Ali İhsan hocam coğrafya derslerine gidiyordu. Ben tarih derslerine gidiyordum. Kısmet gene bugüne denk geldi. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor? Hocam iyidir. Öbür yılın hazırlıklarını yapmaya çalışıyoruz. İşte kitaplarda değişik... Kalkacak mı mülakat? İnşallah kalkar hocam. Mülakat yani, kalksın da şu öğrenciler gerçekten üzerindeki baskı bir kalksın. Sadece öğretmenliklerden değil. İktisadi Dairimler Fakültesi'ne orada da tabii, mülakat devam ediyor. İnşallah kalkar çünkü sıkıntı biliyorsun. Evet, orada hocam. bir puanı bıraktık. Sıfır küsur atlarla atanamayan arkadaşlarımız var. Ya şimdi biz özel sektördeyiz. Bazı şeyleri anlayamayabiliriz. Ya bu arkadaşlarımız işimiz var, gücümüz var elhamdülillah ama bazı arkadaşlarımız çok muzdarip. İnşallah atanır da herkes. Sizlerin, bizlerin işte çıkarttıkları yayınlar, çekilen videolar hep emek. Tabii tabii. Ya geceleri, gündüzleri ben biliyorum seni yani. Hı. Gece saat 3'te 4'te çıkar Ali İhsan hocam. Çünkü bir iş hep yetiştirme. Bu işler hep böyle. Allah yolunu açık etsin hocam. İnşallah değer üretmeye devam ederiz hep beraber. Hepsi herkes bu öğrenciler için. İnşallah, doğru söylüyorsun. Çoğu da şeyde ücretsiz sen de yapıyorsun. Tabii. Allah razı olsun. Öğrencilerimiz ileride seni de daha yakından tanır. İnşallah. Kendine çok dikkat et hocam. Tekrar çok sağ olasın. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet, Ali İhsan hocamız da İzmir Marşı'yla uğurluyoruz. Ali İhsan hocamın da değerli kısa çok sektörde yeri var. Hem ders anlatım bakımından hem de yayınları açısından. Özellikle coğrafya kampı adında bir yayını var. Özellikle coğrafyadan bir sıkıntısı, derdi olan arkadaşlarımız varsa ki hocalarımız zaten ücretsiz olarak videolarını çekiyorlar. Engin hocamız olsun, ileride Bayram hocamız çekecek. Ali İhsan hocamız da bu şekilde yine video denemeleri var. Allah herkesten razı olsun. Sektör herkes değer veriyor, önem veriyor. Anlatmak apayrı bir şey hocam. Ya bir şey bilmek apayrı ama anlatmak, aktarmak zaten öğretmenliğin en güzel tarafı aktarabilme gücü. Ben her zaman söylüyorum, bunu bir kere daha söyleyeceğim. Öğretmen arkadaşlara en büyük tavsiyem, evde boş duvara olsa dahi anlatın arkadaşlar. Anlatsın ki gelişsin, anlatım gücünüz gelişsin. Artı o ezberleyemediğiniz veya ezberledim unuttuğunuz şeyler birçoğunu anlatarak aklınıza kalacaktır. Ben burada biliyorsunuz çoğu zaman kendi yayınımızdan hariç başka yayınları da çok öneriyorum ben. Sadece benim yayınım, ben sene başından itibaren... Yine Yediklim yayınlarından çıkan Yasin Hoca'nın Tonyuk'u kitabı. Doktrin yayınlarından çıkan Cavid Ardıç'ın kitabı. İstediğiniz kitabı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu siz zaten özgürsüzsünüz. Sonuçta o parayı siz veriyorsunuz. İstiyoruz ki iyi yayınlar alın. Sonuçta iyi yayın, iyi öğretmen sizi başarıya götürecek. Biraz da sizin çalışması tabii ki. Biz bunların etkisinde %30-%40'ız. İş sizde bitiyor. Şu an beni dinliyor musunuz? Nasıl dinlediğiniz de önemli. Bazısı var yatarak izliyor. Bazısı yarıda kapatıp iş yaparken. Bazıları ise... Mutfakta açıp dinliyor hanımefendiler yemek yaparken falan. Dinliyor ama en azından. İlla görüntüyü görmenize gerek, görüntüde bir şey yok. Görüntüde bir şey yok. Sen dinlesen de olur yani. Çoğu öğrenci arkadaşımız MP3'ü çeviriyor. Biz bunların flash belleğini çıkarttık biliyorsunuz. Niye çıkarttık? Çünkü bazı yerlerde hala internet yok memlekette. İnternet olmayan o kadar çok kişi var ki. Ama her zaman şunu söyleyeyim. Gidin indirin. Herhangi bir internet kafeden indirin bunları. Arkadaşlar burası Türkiye. Ben bu videoları 2013 tarihinde ilk başladığımda YouTube kapandı ya. Ben YouTube'a yüklüyordum, YouTube kapandı. 6 ay, 5 ay YouTube yoktu. Başka kanallara yükledim. Sonra tekrardan YouTube açıldı, oradan oraya yükledim. Ne rezillikler. Ha, o yüzden burası ülkemizde, buranın Türkiye olduğunu asla unutmayacaksınız. Ne yapacağız? Bu videolar. İndirebiliyorsan indir. At bir flash belleğine, bir harici hard diskine dursun. Bizim istediğimiz en önemli olay bu. Ha yok hocam, illa flash bellek mi satın almak istiyorsun? Alabilirsin, zaten sayılı ürettik. Öyle binlerce, iki binlerce basmadık.
Fiyatı yüksek çünkü o kadar gigabaytı bir araya getirip bir flash belleği 64 gigabaytlık bir flash belleğe yüklemenin de bir maliyeti var. 160-170 lira şu an bir flash bellek. Yani bizim benim şu an videolarım 100 videomun olduğu flash belleğin fiyatından bahsediyorum. Ha flash belleğin güzel tarafı kota harcamıyor. O olayın aslı bu, bilgisayarına yüklüyorsun öyle kalıyor. O yüzden ben burada size faydalı olabilecek şeyleri öneriyorum. Bu benim arkadaşım diye yayın önermiyorum. Bu benim hiç tanımadığım insanların yayınlarını öneriyorum. Niye? İyi. Çünkü adam emek vermiş. KPSS öğrencisinin parası yok hocam. KPSS öğrencisi bir YKS öğrencisi gibi değil. YKS'de çocuk listeyi babasına veriyor. Babası isterse ceketini satsın. Adam onu almak zorunda. Ama KPSS'deki öğrencilerimizin paraları çok kısıtlı. Dershaneye veriyor, fotokopiye veriyor. Doğru mu? Yol parası veriyor, gidiyor geliyor derken inanılmaz bir para var bu işin içinde. Harcanan bir para var. E şimdi bu harcanan parayı iyi harcamak lazım. O yüzden öneririm. Bir tarihçiyim ama coğrafya kitabını rahatlıkla önerebiliyorum. Bir tarihçiyim ama herkesin beğendiği bir matematik kitabını önerebiliyorum. Güzel tarafımız bu. Ama sana faydası olsun. Faydası olmayan işleri yap. Bak Mehmet Eğit Hoca var. Yine haritalarla coğrafya diye bir kitap çıkardı. Yine kendi hocalarımızın benim hocamdan yayınları. Yine Yediklim'den Ali İhsan hocamızın coğrafya kampı kitabı. Ya alın değerlendirin. Bunlar hepsi faydanıza. Yoksa kimse benim babamın oğlu değil. Başka dershanelerde başka hocalar benim kitabımı öneriyorlar. Hiç beni tanıyorlar mı? Yok. Görüşmüşlüğümüz var mı? Yok. Adam inceliyor. Hoşuna gidiyor. Aldırtıyor mesela öğrencileri. Çok teşekkür ederiz. Yani duyarlı hocalarımıza. İlla bizim yayın değil. Farklı yayınlar çözün. En az 3 soru bankası çözün. Her dersten. Coğrafyadan 3, tarihten 3, vatandaştan 3, Türkçeden 3 gibi. Bu üçleri yaparsak bize faydası olur. Sınavın sonlarına denk geldik artık. Ama unutma sadece bu iş lisansla bitmiyor. Bunun ön lisansı var. Orta öğretim var. Ön lisansı orta öğretim var. Bir kere daha söylüyorum. Hiçbir branş, tarih, coğrafya, vatandaş, Türkçe, matematik. Arkadaşlar ön lisans ve orta öğretime göre konuları değişmiyor. Malazgirt Savaşı nasıl lisansı anlatıyorsa size de aynı. Çok soru geliyor. Hocam ön lisans için video çekecek misiniz? Bir, ön lisans için işte arkadaşlarım ön lisanslar lisans kitapları çözebilirsiniz. Bir, artık üzerinde ön lisans yazan kitapları da çözebilirsiniz. O yüzden ben her zaman öneriyorum. O yüzden önerdiğimiz yayınları almanız da size faydalıdır. Allah'a şükürler olsun. Şimdiye kadar önerdiğim her yayın iyi çıktı. Sınavda birebir çok soru tutturdu. İnşallah bundan sonra da bu soru tutturmaları da devam edecektir. Gelelim dersimize bakalım. Şapka kanunu. Şimdi toplumsal veya sosyal alanlarda şapka kanunu Mustafa Kemal 1912 yılında Picardi manevraları Fransa'da düzenlenen bir askeri oyunlarda özellikle bizim askerlerimizin her nişan aldıktan sonra kurşun attıktan sonra başındaki fes düşünce Fransız askerlerin gülmesi sonucu Mustafa Kemal ileride Türkiye Cumhuriyeti ya da bir devlet kurarsa veya önemli yerlere gelirse bu fesi kaldıracağını söyledi, dediğini de yaptı. 1925 senesinde İnebolu'da tanıttığı, Kastamonu İnebolu ilçesinde tanıttığı şapka kanunu ile şapka kanunu getirildi. Ülkemizde erkeklere, bakın bir kere daha söyleyeyim, sadece erkeklere takma zorunluluğu getirdi. Bu Mustafa Kemal'in şu ana kadar en çok tartışılan inkılabıdır. Zamanında Osmanlı Devleti'nde fesi zorunlu kılınması var. O zaman fes gelindiğinde de aynı tepki vardı. Daha sonra Mustafa Kemal şapkaya getirdi, gene aynı tepki var. Bazı kaynaklarda şapka kanunu muhalefetten dolayı idam edilenlerin olduğu söyleniyor. Bazıları bunu yalanlıyor. İdam o sebepten dolayı değil deniliyor. Çok karanlık bir şapka kanununda idam edilme mevzusu var mı yok mu? Biraz karanlık arkadaşlar. Araştırılması lazım. Farklı konular var. İşte Erzurum'da Şallıbacı var. Yine idam edildiği söyleniyor bu sebepten. Yani biraz böyle araştırılması lazım. Mahkeme tutanakları, şeriat sicilinin elimizde olması lazım ki anca anlayalım. Yoksa ben onun mesela herhangi bir kişinin idam kararını şapkadan mı yoksa diğer türlü mü olduğunu bilemeyiz. Arkadaşlar şapka kanunu gelmiştir. Amaç batıyla entegre edin. Ama bazı kanunlar Türkiye'mize ve ülkemize tutmamaktadır. Örnek bunlardan bir tanesi şapka kanunu. Şu an şapka kanunu var. Ama uyguluyor muyuz? Hayır. E şimdi demek ki inkılaplar halk benimserse inkılap olur. Halk benimsemezse inkılap olmaz. Şapka kanunu dediğimiz olay bu. Peki fesin yerine şapka gelmesi bir şeyin yerine gelmesi inkılap çıktı. O zaman fesin yerine şapka gelmesi de İnkılapçıdır. Gelelim tekke, zaviye, türbelere. Osmanlı Devleti'nde tekke, zaviye ve türbeler. Tekke büyük din öğretilen kurumlar. Zaviye biraz onun küçükleri. Buralarda din eğitimi yapılıyordu. Din eğitimi özellikle dinin sosyal hayattan çıkarılması yönelik bir hamledir.
Bazı türbeler kapatılmıştır. Her türbe değildir. Mesela Yunus Emre Türbesi, Mevlana Türbesi, Hacı Bektaş Türbesi, Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Yavuz Sultan Selim Türbesi gibi veya Kanuni Sultan Süleyman Türbesi gibi türbeler açık kalmıştır. Bazıları kapatılmıştır. Ancak günümüzde o türbeler tekrar açılmıştır değerli arkadaşlar. Tekke zaviye türbelerin kapatılması Mustafa Kemal'in bu ülke şeyhler dervişler ve müritler memleketi olamaz lafı. Yine tekke ve zaviye türbelerin kapatılması laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bir çalışmadır. Yine Batı ile entegre olabilmek için özellikle ülkemizin çeşitli alanları bir ülke düşünün. Örnek İstanbul'da farklı bir ölçü birimi kullanılıyor. Mardin'de farklı bir ölçü birimi kullanılıyor. Veya uzunluk birimi kullanılıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal ne yaptı? Arşın endaze, okka gibi ağırlık ve değerli arkadaşlarım uzunluk birimlerini ne yapmıştı? Değiştirmiştir. İşte metre, kilometre geldi. Santimetre, metre, kilometre. Yine bu taraftan gram ve kilogram ve litre kelimeleri artık bizim literatürümüze girmiştir. Ölçü ve uzunlukları değiştikten sonra bir de özellikle ülkemizde Osmanlı'da kullanılan hicri takvim ve ekonomik işlerde kullanılan Rumi takvim var. Hadi Rumi çok halk tarafından kullanılan bir şeydir ama hicri takvim kullanılıyordu. Mustafa Kemal 1925 tarihinde, 1925'te değiştirdi. Hicri takvim yerine miladi geldi. Bir şey bir şeyin yerine geliyorsa inkılapçılık bu bir. İki, miladi takvim evet kabul edilişi 1925'tir. Uygulanışı 1 Ocak 1926'dır değerli arkadaşlarım. Bunu da bilin. Gelelim bir başka kanun. Sosyal hayatın en önemli argümanlarından biri soyadı kanundur. Osmanlı Devleti'nde kişiler özellikle lakap ve ünvanlarıyla tanınır. Bu lakap ve ünvanlardan bazıları insanları toplum önünde bedensel özründen dolayı toplumda aşağılama sıfatları kullanılır. Çolak, topal gibi evet ya da kulağı kesik, kel gibi mesela falan. Niye bakıyorsun gülüyorsun bana doğru? Kel gibi, mel gibi işte bazen söylüyor. Hala şeyler de vardır. Köylerde herkes lakaplarla çağırılıyor. Çünkü neden? Mesela bir köyde 5 tane Mehmet var. Eskiden de Osmanlı Devleti'nde de öyleydi. Ahmet, Mehmet, Muhammed, Mahmut, Mecit, Aziz gibi kelimeler çok fazla. Kadınlarda Fatma, Rukiye, Mügülsüm, Emine. Yani daha sonra Amine. Ve Peygamber Efendimiz'in eşi Hatice isimleri çok fazla. Zeynep gibi. Bunlar çok fazla birbirine karışıyor. Bunun üzerine hem de toplumda eşitsizlik yaratıyor diye Mustafa Kemal soyadı kanunu getirdi. Soyadı kanunu kendisine de biliyorsunuz ki Mustafa Kemal'e Atatürk soy ismi verildi ve başka bir kişiye de verilmesi yasaklandı. Atatürk bulan kişi Naim Hazım Ülkeonat'tır normalde. O kelimeyi bulan kişi odur. Ama kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Saffet Arıkan vermiştir. Soyadı kanunuyla toplumsal eşitlik sağlandığı için ve insanlar artık lakaplar ve ünvanları da aynı anda kaldırıldığı için işte Hacı, Ağa, Hazret o ünvanlar da kaldırılıyor. Herkes eşitleme var. Bir şeyi eşitleme varsa hakçılıktır. O zaman soyadı kanunu ne? Hakçılık. Bunu unutmayalım. Kılık kıyafet kanunu, ünvan ve lakapları da kaldırdık aynı sene içinde. Kılık kıyafet kanunu şu. Eskiden dini kıyafetlerle toplum içinde gezmek. Sarık, cübbe ya da herhangi bir farklı kıyafet. Bu engellenmiştir değerli arkadaşlarım. Kılık kıyafet kanunuyla işte sarıklı veya işte herhangi bir dine ait bir kılık kıyafeti giymesi, sokakta giymesi yasaklanmıştır. Gene evde giyersin. Ama bazı kişiler muaf tutmuştur. Örnek imam ve müezzin ve Diyanet İşleri Başkanı giyebilir sarığını cübbesini. Zaten günümüzde de fark ettiyseniz Diyanet İşleri Başkanları sarığı cübbesini giyip öyle televizyonlara çıkıyor çoğu zaman. Yine tabii ki kiliselerdeki patrik ve haham başları yine Yahudilikte. Bunlar hariç diğerlerinin sokaklarda bu tür kıyafetler giymesi yasaklanmıştı. Bu yasak devam etse de günümüzde artık bu yasağın da çok önemi kalmamıştı. Gelelim eğitim, kültür alanında yapılan yeniliklere. Arkadaşlar mesela Osmanlı'da eğitim ayrı, öğretim ayrıydı. Mustafa Kemal bu ikisini birleştirdi. Tevhid-i Tetsat denilen bir kanun çıkardı 3 Mart 1924'te. Bu kanun ile eğitim ve öğretim birleştirilirken özellikle yabancı okullar biliyorsunuz değerli arkadaşlarım Osmanlı'dan ayrı eğitim verirdi. Bir kere bir yabancı okullar devlete bağlandı. Artı yabancı okulların önündeki heykeller kaldırıldı. Üstlerindeki haç işaretleri söküldü.
Yabancı okulların ve medrese, daha sonra o zamanlar için söyleyelim. Daha çünkü kapatılmamıştı. Medreselerin içindeki işte o camiler veya yabancı okulların içindeki kiliseler ve ayin salonları kapatıldı. Ders kitaplarının içindeki mesela Kanuni Sultan Süleyman 1500 işte sonlarına doğru, ölümünün sonlarına doğru işte ya da ölmesine son sefer olan Zigetvar Seferi sırasında vefat etti biliyorsunuz. Zigetvar Seferi 1566 yılında yapıldı. Şöyle yazardı eski tarih kitaplarında. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Seferi sonunda hayatını kaybetti. Ruhuna el Fatiha denilirdi, kapatılırdı. Eskiden böyleydi. İşte amin denilirdi, Fatiha okunurdu, sureler arasının içine girerdi. İşte inna lillahi ve ileyhi raciun yazılırdı ölümden sonra falan. Bunların hepsi kaldırılmıştır ders kitaplarından. Şimdi tevhid-i tesisatla beraber özellikle karma sınıflara geçildi. Yani kız ile erkek bir arada okutulma, artı ilk öğretim parasız ve mecbur oldu. Şimdi bakalım. Bir, tevhid-i tesisatın sonucunda medreseler kapatılıyorsa eğitimdeki din olgusu çıkarıldığına göre o zaman tevhid-i tesisatın zorunlu sonucu medreselerin kapatılmasıdır. Medreselerin kapatılması ve tevhid-i tesisat bir laikliktir. İki, tevhid-i tesisatla özellikle kız ile erkek aynı sınıfa girip eşitlik sağlandığı için hakçılıktır. Yine tevhid-i tesisatla beraber yabancı okullara Türkçe dersi konulup, tarih ve coğrafya dersleri konulup, bunlara da Türk öğretmenlerinin girmesi kararlaştırınca yine tevhid-i tesisat milliyetçilik ilkesiyle ilişkilidir kıymetli dostlar. Peki tevhid-i tesisatın zorunlu sonucu neydi? Medreselerin kapatılması. Çünkü din dersleri normal müfredata alınınca medreselere ihtiyaç kalmadı. Onlar da kapandı. Gelelim şuna. Arkadaşlar bu ülkede en çok soru tevhid-i tesisattan gelmemiş. Bu ülkede en çok soru bu kanundan gelmiş. Bu ne hocam? Marif teşkilatı hakkında kanun. Allah Allah. Tevhid-i tesisat niye değil? Şimdi marif teşkilatı hakkında kanun şu. Ülkemizdeki yeni müfredatı, orta öğretim müfredatını belirleyen ve devletin izni olmadan okul açılamayacağı kararı nerede alınmıştır? Sene 1926 marif teşkilatı hakkındaki kanun. Bir kere daha söyleyeyim. Orta öğretim ders müfredatlarının ve programlarının belirlenmesiyle devletin izni olmadan yabancı okul açılamayacağı kararı nerede? Marif teşkilatında yapıldı. Fark ederseniz kademe kademe gidiyoruz ve harf inkılabına gelelim. 1928 tarihinde Osmanlı Devleti'nde özellikle okuma yazma oranının düşük olması, ses uyumu, okuma ile yazmanın arasındaki farklardan dolayı harf inkılabı yapıldı. Harf, evet, Latin alfabesini aldık ama o Türkçeleştirdik. Ne demek bu? Latin alfabesinde Ç diye bir şey yok. İ yok, Ö yok, Ü yok, Ş yok. Doğru mu? Bunları biz ekledik. Ama Latin alfabesinde bizlere gelen W, X ve Y'yi, W, X ve Q'yu da attık değerli arkadaşlarım. 3 tane attık, 5 tane kendimizden koyduk. Böylelikle evet Latin olarak aldık ama alfabeyi Türkçeleştirdik. Sınavda dikkat. Latin alfabesi derse, Latin alfabesini getirmesi derse inkılap çık. Ama Türk inkılabı yazıyorsa ya da Türk harfleri diyorsa o zaman milliyetçiliğe geçer. Niye? Türk kelimesi eğer baştaysa bu milliyetçilik oluyordu. Buna dikkat edelim. Peki hepinize soru. Ben yeni bir alfabe getirdiğime göre elbet ki bu alfabenin halka öğretilmesi lazım. Bunun için de millet mektepleri açılıyor. Değerli arkadaşlarım, millet mekteplerinin ilk öğretmeni biliyorsunuz eline o zamanki işte kara tahtanın önüne tebeşir alıp da harfleri tanıtan Mustafa Kemal'dir. Millet Mekteplerinin talimatnamesinin 28. maddesiyle Mustafa Kemal baş öğretmen seçilmiştir kıymetli dostlar. Bir kere daha söyleyelim. Biz niye 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz? Çünkü 24 Kasım 1928'de olan bir olaydan dolayı. Bugün 24 Kasım bizde ne olarak kutlanıyor? Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Sebebi ne? O gün Mustafa Kemal Millet Mektepleri talimatnamesine göre baş öğretmen olduğu için. Millet mektepleri önemlidir. Sadece ve sadece okuma yazmaya yöneliktir. 7'den 70'e herkes gelir. Peki herkes bu kurumlara gelebiliyorsa millet mekteplerinin açılması hangi ilkeyle alakalıdır? Herkesi oraya toplayabiliyorsak halkçılık ilkesiyle ilişkidir. Peki millet mekteplerine çok yoğun talep olunca artı insanlar okuma yazmayı öğrendikten sonra değerli arkadaşlar ister istemez kültürünü geliştirmek isterler. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir hayal edin. Bu ülkede hala okuma yazma bilmeyen insanlarımız var. Çarşıya çıkıyorsunuz. Karşınızda bir tabela var.
Dolmuşun önünde durakların isimleri yazıyor otobüslerde ve hiçbirini okuyamadınız. Düşünsenize arkadaşlar. O kadar kötü bir şey ki. Mesela bunu kimler bilir? Yabancı ülkelere seyahat yapan, yurt dışına seyahat yapan arkadaşlar, eğer İngilizcesi yoksa ve İngilizce tabelaları görüyorsa, işte nasıl sen ona öyle bakıyorsan, şu an ülkemizde okuma yazması olmayan kişiler de böyle bakıyor. Mantıken ne zaman biz okuma yazmayı öğrendiksek, ondan sonra hep gazete okumaya, kitap okumaya, roman okumaya başladık. İşte insanlarımız da böyle. Okuma yazmayı öğrendikten sonra böyle bir gelişme millet mekteplerinde yaşan ama yetmedi. Yer yetmeyince Mustafa Kemal dedi ki halk evlerini açalım. Ne demek bu? Yine ne olacak? Okuma yazma olacak. Yine okuma yazma var ama okuma yazmadan hariç ne var? Resim kursu var. Atölye kursu var. Dershane var. Bak. Folklor var. Folklor ya. Spor var. Satranç var. Tiyatro var. Nesir yani edebiyat var. Buralara katlar var. Halk evleri dediğimiz halk odaları var. Bir ev düşün. Evin içinde kaç oda var diyelim? 10 oda. 10 odanın her birinin üstünde tiyatro odası, edebiyat odası, şu odası, bu odası yazıyor. Günümüzdeki halk eğitim merkezleri var Türkiye'de. Ülkemizdeki halk eğitim merkezlerinin temelidir. Halk evleri veya halk odaları. Peki buraya da 70 herkes gelebiliyor mu? Evet. E o zaman halk evleri ne? Yine hakçılık ilkesi. Ancak şurada bir şey söyleyeceğiz. Peki hocam bugün sosyal medya var. Bugün bir halk eğitim merkezinin internetten telefonunu bulup orada hangi kursun olduğuna telefon açabiliriz. Adresini bulabiliriz. Doğru mu? Çok basittir bugün. O zaman ülkede internet yok, telefon yok, bir şey yok. Halk evlerinde hangi kursların ileride açılacağını nereden anlaşılıyor? Bir gazete çıkartıyor, dergi. Bak buraya dikkat. Halk evlerinin çıkarmış olduğu derginin adı Ülkü. Bak buraya lütfen dikkat edelim. Halk evlerinin çıkarmış olduğu derginin adı Ülkü dergisidir değerli arkadaşlar. Bu Ülkü dergisi ne yapıyor? Bu halk evlerinin açılma amaçları ve ileride yapılacak olan kurslara yönelik bir faaliyet gösteriyor. Önemlidir Ülkü dergisi, hatırlatayım. Yine ülkemizde. İlk adı Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'dir. Günümüzdeki ismi Türk Tarih Kurumu'dur. Mustafa Kemal, herkesin bu Anadolu'da bizlerden önce kimlerin yaşadığı? Selçuklulardan önce. İşte Hititler, Filikler, Urartular, Kilikyalılar, Bitinyalılar, Kapadokyalılar. İşte bunları biz nereden öğrendik? Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı araştırmalarda. İki, bizlere barbar diyorlardı. Siz sarı ırktan geliyorsunuz diyorlardı. Halbuki biz medeni bir ırkız. Çünkü her yere medeniyet götürmüşüz gittiğimiz bölgelerde. Han, hamam, kervansaray hep yapı yapmışız. Ama dünya bizde o zamanlar sarı ırk, yani barbar ırk diyordu. İşte Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumu'nun ne emri verdi? Dünya bizi sarı ırk diye tanıyor. Yapın çalışmalarınızı, önlerine sunun. Bizi sarı ırk olmaktan kurtarın. İşte bu Türk Tarih Kurumu'nun amaçlarından bir tanesi Türklerin sarı ırktan, yani barbar bir ırktan gelmediğini ispatlamaktır. Çünkü dünyada Türklerle Moğollar birbirlerine çok karıştırılan iki millettir. Yine Türk Tarih Kurumu'nun amaçlarından bir tanesi tarih bilinci ulaştırmak, milli bilinç ulaştırmak, milli bilinci geliştirmek, liselere tarih ders kitabı hazırlamak ve ayrıca akademik tartışmaların yapılması amacıyla 1937 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından çıkarılan ve ismini Mustafa Kemal'in verdiği ve hala günümüzde de yayınlanan Belleten dergisi çok kıymetlidir, dikkat. Mustafa Kemal vefat etmeden önce okuduğu son eserdir. Belleten kimin tarafından çıkarılıyor? Türk Tarih Kurumu. Ülkü hangisi tarafından çıkarıyor? Halk evleri. Bu ikisine dikkat edelim. Peki Türk Tarih Kurumu'nu açtık. Dilimizi yabancı dillerin boyunduruğu altından kurtarmak. Yabancı dillerdeki kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulabilmek. İçinde tabii ki bizler de ne yaptık? Ülkenin işte Türkçenin yapım ve çekim eklerini bulabilmek. Bunun için de bir başka kurum açtık. Türk Dil Kurumu'nu açtık değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Mustafa Kemal mirasının bir kısmını Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu'na da bağışladığını göreceğiz. Ülkemizde bir başka olay ise üniversite reformudur. 1933 tarihinde yurt dışından çağırdığımız Albert Malsh. Bu adamı çağırıyoruz. Bu adam bir rapor hazırlıyor ve Türkiye'deki eğitim kurumlarının çok iyi olmadığını söylüyor. Şunları 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 yaparsanız diyor reform olur. Bunun üzerine Albert Malsh'ın yazmış olduğu rapor dosyasında ilk yaptığımız işlerden biri Osmanlı Teknik ve Tek Üniversitesi olan Darül Fünun'un yerine İstanbul Üniversitesi'ni açtık kıymetli dostlar. O zaman bir şey yerine açılıyorsa zaten nedir? İnkılapçı. Sınavda size Osmanlı'daki Darül Fünun Türkiye Cumhuriyeti'ne neye dönüştürülmüştür diye sorarsa cevap İstanbul Üniversitesi. Peki Türk'te ilk yüksek öğretim kurumumuz bu mu? Hayır. Türkiye'de açılan ilk yüksek öğretim kurumu 1925'te açılan Ankara Hukuk Mektebi'dir değerli arkadaşlar. Bir kere daha söyleyelim. Türkiye'de açılan ilk yüksek öğretim kurumu
Ankara Hukuk Mektebi'dir. Artı yine 1926 tarihinde Gazi Eğitim Enstitüsü resim ve resim öğretmeni yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 1933'te Darülfünun neye dönüştürüldü fark ettiyseniz. İstanbul Üniversitesi'nde yine 1928'de Osman Dettin Osman Hamdi Bey'in kurmuş olduğu Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dönüştürülecektir üniversite reformuyla. Bir kere daha söyleyeyim, bu söylediklerim değerli arkadaşlar önemli. Özellikle eğitimden soru gelme ihtimali her zaman vardır. Onu da söyleyelim. Gelelim ekonomi alanında yapılanlara. Ülkemizde özellikle bir Lozan görüşmeleri devam ederken bir kongre toplanıyor. O zaman sınavda bana şöyle bir soru gelebilir. Lozan görüşmeleri devam ederken toplanan kongre aşağıdakilerden hangisi? Sakın Marif Kongresi yapma. Cevap Türkiye İktisat Kongresi veya Türkiye İktisat demiyorsa bile İzmir İktisat Kongresi diyebilir. Bir kere daha söyleyelim. Lozan görüşmeleri devam ederken toplanan kongre Türkiye İktisat Kongresi. Soruyu değiştirdim. Eskişehir Kütahya muhabirleri devam ederken toplanan kongre nedir diye sorarlarsa cevap Marif Kongresi. O ayrı, bu ayrı. Peki 1100 tane çiftçi, esnaf, alacaklı, verecekli, borçlu, şirket sahibi veya sade vatandaşların bile katılmış olduğu bir kongredir. Başkanlığını Kazım Karabekir yapmıştır. Sınav sorusu 2015'ti. Türkiye İktisat Kongresi veya İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını kim yapmıştır? Cevap Kazım Karabekir'dir. Arkadaşlarım Türkiye İktisat Kongresi'nin misak-ı iktisadi yani ekonomi yol haritamız belirlendi. Buna göre bir, yurt dışından mal az alınacak, amaç yurt içinde ham maddeyi kullanabilir. Bizde ne çıkıyor mesela? Bor. Biz borla ilgili bir şeyler yapacağız. Ne çıkıyor? Demir. O zaman demir çelik fabrikası kuracağız. Ne var bizde? Buğday. O zaman un fabrikası kuracağız. Ne var bizde? Şeker. Şeker fabrikası. Ne var bizde? Tütün. Tütün fabrikası. İşte bu. İşte bunlar neyle taşınacak? İşte o zaman demir yolu geliştirilecek. Para nasıl dönecek? O zaman banka açılacak. İşte bunların hepsinin kararı nerede alındı? Türkiye İktisat Kongresi. Onun üzerine tarım alanında. Arkadaşlarım Osman Devlet'i tarım alanında hatırla. Öşür diye bir vergi vardı. Dönemin şartlarından dolayı bu vergi 10'da 1'den 10'da 4'e çıkarıldı. Kurtuluş Savaşı'nda. Mustafa Kemal baktı ki bu halkın üzerinde büyük bir vergi yükü. Çünkü tarım yapılamıyor ülkede. Düşünün 10 tane domates üretiyorsunuz. 4 tanesini bunun devlete veriyorsunuz. İnsanlar o zaman üretmek istemezler. Aşar vergisi kaldırılmıştır. Değerli arkadaşlarım aşar vergisini kaldırmasıyla köylünün üzerindeki vergi yükü de kaldırıldı. Böylelikle üretim daha da arttı. Artı aşar vergisini kaldırılması halkçılık ilkesiyle de ilişkilidir. Tamam. Türkiye İktisat Kongresi de devletçilik ilkesiyle ilişkili. Peki tarım alanında sadece bu mu yapıldı? Hayır. Ziraat Donatım Kurumu yine tarım alanında değerli arkadaşlarım tarımın geliştirilebilmesi amacıyla tohum ıslah istasyonları kuruldu. Pardon. Yine bakıldığı zaman tarım alanında yapılanlara özellikle tarım ve hayvancılıkla eşdeğer veterinerlik fakültesi kuruldu biliyorsunuz. Bunların hepsi ziraat fakülteleri kuruldu. Ziraat mühendisi yetiştirelim diye. Bunlar tarım alanındaki önemli hamleler. Ticaret alanında değerli arkadaşlarım. Ülkemizde bankalar kuruldu. Yine ticaret alanında Türk parasını koruma kanunu çıkarıldı. Gümrük muafiyet kanunu getirildi. Yani şu demek. Özellikle dışarıdan gelen mal gümrük vergisi yükseltildi ama bizim ihraç edeceğimiz, dışarıya satacağımız gümrük vergisi çok düşürüldü. Hatta bazen çoğu zaman sıfırlandı diyebiliriz. Ticaret alanında tabii ki bankalara ihtiyaç duyduk. Onu birazdan anlatacağız. Atatürk zamanında açılan bankalar. Gelelim sanayi alanında. Şimdi değerli arkadaşlar. Önce şunu anlatayım size. Ülkemizde savaştan çıkmış bir toplum elinde zaten ya yok, var alanda yastığın altında saklı. O zamanlar banka yok, adam akıllı bir şey yok. Şimdi bunun üzerine Mustafa Kemal, bir, insanlarımıza arsa verelim. Kuracakları fabrikanın dışını biz yapalım. İçine alacakları işçilerin SSK primlerini 5 sene boyunca biz ödeyelim. 5 sene boyunca da bu kurumdan hiçbir vergi almayalım. Böylelikle insanlar özel sektör yatırım yapsın istedi. Bunun üzerine Teşvik-i Sanayi Kanunu diye bir kanun çıkarıldı. Çok güzel. Sene 1927. Harika. Arkadaşlarım Teşvik-i Sanayi Kanunu çok güzel olmasına rağmen uygulanamadı. Neden? Çünkü 1929 dünya ekonomik krizi patladı. Peki ülkede özel sektör krizde para yatırır mı? Yatırım yapılır mı? Krizlerde yatırım yapılmaz arkadaşlarım. O yüzden kimse yatırım yapmadı. Baktı ki Mustafa Kemal ülkede işsizlik yükseliyor ve acil de sanayi tesislerine ihtiyaç var. 1930 tarihinden itibaren
şöyle bir karar aldı. Dedi ki artık biz ne yapalım? Özel sektör yapamıyorsa biz devlet olarak biz yapalım dedi. Ve 1933 tarihinde 1. 5 yıllık kalkınma sanayi planını ortaya koydu. 1. 5 yıllık kalkınma sanayi planı yapıldı 1933 tarihinde 38'e kadar. Daha sonra ise bunun ikincisi yapılmasına karar verildi. Ancak ikincisi değerli arkadaşlarım, 2. Dünya Savaşı'nın çıkması sonucunda uygulanamadı. Peki birincisinde ne oldu? Tütün, şeker fabrikaları, un fabrikaları, demir çelik fabrikaları açıldı. Cam fabrikaları, deri fabrikaları açılmıştır. 1. 5 yıl kalkınma sanayi planında. Tamam. Bir kere daha söyleyeyim. İkincisi niye uygulanamadı diye sorarlarsa cevap 2. Dünya Savaşı'nın çıkması. Peki Mustafa Kemal zamanında açılan ilk banka hangisi? İş Bankası'dır. Değerli arkadaşlar, İş Bankası özel bir bankasıdır. Devlet bankası değildir. Bunu söyleyeyim. İki, daha sonra ise birçok ufak ufak bankalar açıldığını görüyoruz. Tütüncüler Bankası gibi. Ama ben önemlilerini söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar, 1930 tarihinde 1926 tarihinde Sanayi ve Maden Bankası açıldı. Sanayi ve Madencilik Bankası. 1930'da para basmaya yetkili bankamız olan Merkez Bankası açıldı. 1933 tarihinde 1. 5 yıl kalkınma planının finansmanını sağlamak amacıyla 1926 tarihinde açılan Sanayi ve Maden Bankası Sümer Bank'a dönüştürmüştür. Dikkat, bir kere daha söylüyorum. 1926 yılında açılan Sanayi ve Maden Bankası 1933 tarihinde 1. 5 yıllık kalkınma planı finansmanının sağlanması amacıyla Sümer Bank'a dönüştürmüştür. Gelen bir sınav sorusu, lütfen dikkat edelim. Sümer Bank sorusu. Peki başka? Etibank kuruldu mesela, madenlerimizin işletilmesi ve dışarıya satılması ile ilgili. Yine Mustafa Kemal zamanında ne kuruldu? Halk Bankası açıldı. Yine Mustafa Kemal zamanında denizciliğin gelişmesi için Deniz Bank açıldı. Bakın bunlar hep açılan bankalar. Şimdi dikkat. Mustafa Kemal zamanında iki banka açılmadı. Yani şu an günümüzde faaliyet gösteren iki banka Mustafa Kemal zamanında açılmadı. Bir, Ziraat Bankası. Osmanlı Devleti zamanında açıldı 1881. Hatta tabii 1863 memleket sandıkları adıyla açıldı. Demek ki Ziraat Bankası Atatürk zamanında değil, Osmanlı Devleti zamanında açılan bir bankadır. İki, şu an ülkemizde kuruluş faaliyetini devam ettiren Vakıf Bank Adnan Menderes zamanında açılmıştır. Yine ikisi de değil, ikisi de Atatürk zamanında açılmadı. Ama gelen sınav sorularına baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi? Atatürk zamanında açılan bankalardan biri değildir. Genellikle cevap Ziraat Bankası. Şu ana kadar Vakıf Bank bir sınavda soru oldu. Yani aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında açılan bankalardan biri değildi? Cevap Vakıf Bank olarak verdi. Ama ekseriyet hangisi geliyor? Açılan bankalarısı olmayan Ziraat Bankası. Tamam. Bunlar da Mustafa Kemal zamanında açılan bankalardı. Ulaşımda tabii demir yoluna önem verdik. Çünkü karayoluna göre daha ucuz. Artık karayoluna bir altyapımız yok. Artı aracımız yok. Daha ülke savaştan çıktı. Demir yolları yapılmasına çok büyük önem verildi. Bayındırlık alanında da gene keza aynı. Sağlık alanında değerli arkadaşlar, Hıfzı Sağ Enstitüleri kuruldu. Verem Savaş Dispanserleri kuruldu. Ve ülkemizde numune hastaneleri açıldı. Numune ne demek? Örnek. Değil mi? Numune kelime manası olarak örnek demektir. En çok bilinen numune hastanesi Ankara'da ve Trabzon'daki bilinen numune hastanesi. Diyarbakır'da açılmıştır, Ankara'da açılmıştır, Trabzon'da açılmıştır. Numune hastaneleri açıldı. Ne demek? Örnek bir tane yapalım. Ondan sonra ise devamında bunları çoğaltalım diye düşünüldü. Harbiden de öyle oldu. Birçok ilimize numune hastaneleri açılmıştır. Bu Atatürk inkılaplarıdır. Özellikle ilkeler kısmından devletçiliğe dikkat edelim. Türkiye İktisat Kongresi, 1. 5 yıllık, 2. 5 yıllık kalkınma planı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması, İş Bankası hariç diğer devlet bankalarının açılması, Karademir Demir Çelik Fabrikası'nın açılması, bunların hepsi devletçiliğe girer. Devlet yapmışsa ve bu bir ekonomiyle ilişkiliyse hangi şıkkı işaretleyeceksiniz? Devletçiliği işaretleyeceksiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki konumuz Atatürk dönemi Türk dış politikası olacak. Orada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.